Mira, va. Millet scam projelerden puan bilen vurdu parayı. Öyle oldu vallahi ya. Bugün tam da ondan bahsedecektik. Ne yapıyor ya? Hala video atabiliyor bu adam ya. Enteresan. Let's ban the internet demiş Gezi abimiz. Ne birileri bir internet şeyin banlamaya çalışıyormuş. Kripto yine. Ya bunlar böyle konuşsunlar. Onu banlayan bunu banlayan salak salak. Dün bir tweet attık. Şu mevzu. Bir bu. Mesela 147 beğeni, 125 retweet, kanal şey 1200 kişi, 1300 kişi, kaç kişi onu da bilmiyoruz. Kaç kişi verek kanalımız? 1400 olmuş. 125 retweet var, 1400 kişi var. Ne demişiz burada? Altcoin'lerin amacı nedir? Bitcoin fiyatı ile ilgiliyseniz projelerinizin ortaklıkları ve sözleşmelerinin önemi yoktur demişiz. Şimdi elinizde bir dünya altcoin var. Çeri çöpü sağlamı, Bitlisi, Coinisi, Eterisi, Coinisi, LTC'si bilmem nesi. Hadi LTC'yi, XMR'ı, Dash'i, Navı hani currency dediklerimizi bir kenara bırakıyoruz. Çünkü currency daha önce de anlattığım üzere Bitcoin de bir currency. Para birimi yani. Doğal olarak para birimleri birbiriyle ilintilidir. Yani ana para birimi artıp düşüyorsa öbürü de artıp düşer. Ona göre. Çünkü onunla ilintilidir, o bağlantılıdır yani. Bu da bir para birimidir. Bitcoin de bir para birimidir. Ana para birimi Bitcoin olduğu için işte Dash, LTC falan filan hoplar zıplar. Bazen Bitcoin'e bakmadan da o hoplar zıplar. Bir şeyler olur. Tamam, onda sıkıntı yok. Ama misal bu Godom'un coin'i niye öyle? Filiga diyeceğim ben buna. Filecoin. Niyeyse böyle Filiga diye kaldı benim aklımda, bu Ziliga'dan geliyor. Şimdi bu kodumun coin'i burada Twitter'da de bahsettiğimiz üzere geçen günlerde Çinli minerlardan 1,3 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu coin dosya transferi coin şeysi, projesi. Dosya transferleri yapıyorlar. BitTorrent gibi bir şey işte. Onun için madenci şeyleri var. Farm çiftlikleri var bilmem ne. Bayağı bir madenci şeysi gerekiyor. 1,3 milyar dolarlık yatırım aldı. Fiyat buralardaydı. 190'lardaydı. 1,3 milyar dolar yatırım aldı. Oğlum sen niye 135 düştün şimdi? Hayırdır, yatırımdan mı vazgeçtin? CEO mu öldü? Ne oldu? Bitcoin çakıldı. Senin Bitcoin'e ne alakan var? Ha, market çakıldı. Oğlum senin marketle ne alakan var? Güzel kardeşim. Sen 1,3 milyar dolar yatırım almadın mı lan? O zaman bu yatırımın da senin yaptığın projenin de bilmem neyin de hiç bir alakası yok olayla. Sen Bitcoin fiyatına, Bitcoin düşünce sen düşeceksen o zaman sana yatırım yapan adamlar da gerizekalı. Bu 1,5 milyar dolar veren adam da gerizekalı. Sen de gerizekalısın. 50 sayfa white paper yazıyorsunuz. Ne önemi var o zaman white paper'ın? Boş boş mürekkep harcıyorsunuz. Bilgisayarın klavyesine eskitiyorsunuz. 50 sayfa yazarak. Siktir et 50 sayfayı, yazma.
Bitcoin nereye giderse ben de oraya gideceğim de. Proje, siklet proje. Biz Bitcoin'e bakacağız de. Aynı şey bunun için geçerli. Avax. Bak burada Emin Hoca'yı da ben etiketledim. Kardeşim sen 60 dolara niye çıktın? Şimdi niye 20 dolardasın? Retest yapıyorum. Bitcoin'e göre ayarladık fiyatı. Sen Bitcoin'e göre niye ayarlıyorsun fiyatını? Senin projenin hiçbir önemi yok o zaman. Çok da güzel bir test yapmışlar. İki kere. Senin projenin, teknolojinin, yaptığın update'lerin, anlaşmalarının hiçbir önemi yok o zaman. Amerika ile anlaştım ben. Biden doları kaldıracak, Avax kullanacakmış. Bitcoin düştü diye Avax düşüyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama oluyor. İşte komünite bunu dillendirmediği sürece olacak. Çünkü para dağıtmıyoruz buraya geliyor. Bu herifler açgözlü adamdı. Normalde işte biz dünyaya iyilik yapacağız ayağıyla. Bir şey yapıyorlar. Ama böyle iyilik olmaz kardeş. Yapmayın o iyiliği. Sizi mi zengin edeceğiz kafasıyla? Olmaz. Edeceksin zengin yani insanları. İyilik yapmak istiyorsan. Daha önce bir video yapmıştık. Kanalda da var. Şu videolar galiba. Bunlar olması lazım. Dünyadaki para, total para miktarı vesaire diye. Yani sen milyar dolarlık şirket kuruyorsun. Trilyon dolarlık şirket kuruyorsun. Dünyaya iyilik yaptığını mı sanıyorsun Allah aşkına? İnsanlık düşmanı diye video da yaptık. Hani iyilik yaptığınız yok sizin dünyaya. Dünyada basılmış bütün paranın hepsini emiyorsun. Ama ben şirket kurdum, 200 bin kişiye iş sağlıyorum diyorsun. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor güzel kardeşim. Öyle iyilik mi olur? Bırak o adam 200 bin kişi daha işsiz kalsın. Sen de o işi yapma. Amazon'u kurma. Bunlar için de aynı şey. Bu klasik ekonomi kafasından bir türlü kurtulamıyorlar. Bunun kurtuluş yolu gitli abi. Bu coin'in grubundaysanız bu herife yalakalık yapmayı bırakacaksınız. Emin abim, güzel abim demeyi bırakacağınız kardeş sen niye düştün lan diyeceksiniz. Bitcoin market düştü de falan. Sana ne Bitcoin'den? Bitcoin düştü. Sen niye düşüyorsun? Bitcoin düştü diye ben düşüyorum. O senin projenin ne önemi var? Yaptığın güncellemenin bir önemi yok o zaman sen Bitcoin'e bakacaksın sadece. Ne diye uğraşıyorsun orada 500 tane adam? Bırak uğraşmayın kardeş. Siktir et Avax'ta. Biz Bitcoin alalım o zaman. Madem hepiniz Bitcoin'e bakacaksınız. BNB için de aynı şey geçerli. Base için de aynı şey geçerli. İşte SSB için de aynı şey geçerli. Tron için de aynı şey geçerli. Hangi coin varsa zaten diyoruz ya o hani en azından hani yüklü aldığın coin'de mesela işte VET vardır elinde. VET'in grubunda olman gerekiyor yüklü. Sen 0,3 dolardan 0,130'a düştü ya. Hayırdır abicim Siyon mu öldü senin ya? %50 düşmek nedir ya? Bitcoin %5 düştü diye. Ama Bitcoin düştü. Oğlum o zaman senin Walmart'la onunla bunda anlaşmanın ne anlamı var ya? Bitcoin'e bakacaksan. O zaman bırak kapat şeyi Bitcoin anlaşsın Walmart'la filan. Sana gerek yok demek diye. Dolandırıcısınız o zaman siz. Bütün altcoin'ler için konuşuyorum. Yüklü olduğun coin'in grubunda bunları soruyor olman gerekiyor. Hayırdır arkadaş ne yapıyorsun sizler? Niye düştün?
Market düştü. Bu cevap değil ki. Ve size verecekleri cevap bu. Bitcoin düştü. Bana ne Bitcoin'den ya? Ben Bitcoin mi aldım kardeş? Ben VET aldım. Ben Waze aldım. Bak biz Waze grubunda onu soruyoruz. Ama kitle bunu sormuyor. Bu genetik hastalık yabancılarda da var. Bizde de var zaten o. Aman hani futlamayayım da bir şey olmasın ya. Futla kardeş batsın ya. Madem öyle. Sen bir salaklık yapmışsın. Girmişsin buna mesela. Başkalarını da sokup batırmanın alemi yok. Madem öyle. Kitle onu sorması gerekiyor. Ya adam gibi iş yapsınlar ya da yapmasınlar. Bakın burada şey dedim. Bunda da doğrusunu destek vermedi kimse. 90 retweet. Burada daha fazla retweet olsaydı, daha hani 1400 kişi, 1400 tane adam da retweet yapsaydı, evet bu adam doğru söylüyor ya. Hani ya böyle merkezsiz borsa, merkezi borsaların birbiri arasındaki savaştan senin çıkman gerekiyor. Çünkü ne diyoruz biz kanalda? Merkezi borsalarda coinleri tutmayın. Al şekil bir 4 tane Türk borsası kaçtı gitti. Binance'ın kaçmayacağının garantisi yok. Dünyanın en büyük borsası diye kaçmama ihtimali çok daha yüksek. Ama garantisi yok kaçmayacağının. Kaçarsa ne bakacaksın? O yüzden bu adamı zorlamak gerekiyor kardeş. Heriflere rest çek. Burada 1000 tane retweet olsaydı ben bunu diyecektim ona. Bak o gün bu tweetleri attık. Ardından şunu attık. Binance'la arasındaki savaşta üçüncü bir şey galip gelebilir. Ama bunu yapamıyor adam işte. Niye yapamıyor? Kendi attığı tweetler 72 tane retweet var ya. Burada 1000 tane retweet olsa, bu herifte de 1000 tane, 1500 tane retweet olsaydı bu savaşı ilan ederdi. Çünkü arkamda komünite var diyebilecek herif. Komünitede bu adamın bir şey yapmasını bekliyor. Nasıl yapsın herif? 110 bin tane takipçisi var. 70 tane retweet var. Hayır, bu takipçileri sahte de benim takipçilerim sahte değil. Kanalda bir tane bot var sadece. Teknik analist TR'de tek bir bot var. O da Combot. Sizin istatistikleri tutuyor. Şu an 246 kişi izliyor. Niye retweet yapmıyorsunuz arkadaşlar? Ondan sonra battık biz diyorsunuz. Batarsınız vallahi. Saşa çıksın bir şey desin ya. Nasıl diyebilir Saşa? 70 tane retweet atmışsın adama ya. Ben herifi savaşa davet ediyorum burada. Çık diyorum hani kriptonun ve şeyin merkezsizliğin kahramanı ol ya da siktir bu heriflerle birlikte manipülasyon yap. O da diyor ki elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ardından da bir tane tweet atıyor. 70 tane retweet geliyor. 1000 tane retweet gelse ben diyeceğim ki adama şimdi yaz mesela diyeceğim. Sizin şeyinizden nedir o? Manipülasyonunuzdan, olmayan coinleri satmanızdan, benim coinimi böyle zırt pırt bir aşağı bir yukarı indirmenizden bıktık biz. Benim zaten kendi borsam var. Delistedim Waze'i. Binance'den, Coinbase'den bilmem nereden, Coinbase yok da Binance'den, Bittrex'ten, bütün merkezi borsalar delistesin beni. Benim kendi dolarım da var, kendi tokenlerim de var, kendi ekosistemim de var kardeş. Delistedim beni. Ben uğraşmak istemiyorum sizle. Bütün herkes de gelsin Wavestax'e. Hepinize de para veriyorum. Ekstradan. Bütün tetherleri gönderirseniz bana %1 de ekstra USD'ne vereceğim size. Bunu diyebilir mi? Diyebilir. Der mi? Demez. Niye? Desen olacak. 70 tane adam mı gelecek sadece? Adamın arkasında birileri olsa girecek o savaşı da arkasındaki herkes şey modunda. Mesela pantasında kaçsak modunda. Ya da diğer coinler için öyle. Bir için artsa da satsak da sikri olsak ise kafasındasınız yani. Artıyor mu? Artmıyor. Yani olduğunuz bütün coinlerin Telegram'ında şeyinde aktif olun diyoruz zaten. Hani yüklü olduğun coin'de en azından. Hani birinde 50 dolarlık almışsındır. Tamam hadi. Ama birinde yani 5000 dolarlık almışsındır. Onun Telegram'ında takip ediyor olman lazım. Düştüğünde soruyor olman lazım. Hayırdır öldü mü? CEO mu öldü? Ne oldu? Bu niye düştü 19 dolardan 11 dolara?
Gidiyordu bu. Bitcoin düştü. Lan Bitcoin'e ne alakan var senin? Siz hepinizin white paper'ında yazmıyor mu biz Bitcoin'e karşı olarak çıktık diye? Aynı benim o fin olarak şunu demem gibi. DXY'ye düşerse Bitcoin artarmış da DXY çıkarsa Bitcoin düşermiş de falan. Ne alakası var Bitcoin'in bununla şeyi? Ya bunu böyle lanse edersen böyle sonuç çıkar tabii ki. Ne oldu şimdi bu düşüyor Bitcoin de düşüyor. Normalde bu nereye hareket ederse Bitcoin yukarı hareket etmesi lazım. Bitcoin'in düşüş noktası buna stabil olduğu nokta olması gerekiyor. Bu yukarı giderse Bitcoin'in buna karşı olduğu için DXY yani dolara karşı olduğu için Bitcoin DXY yani dolar güçlendiğinde bu yukarı gittiğinde Bitcoin'in daha güçlü durması lazım, pamplanması lazım. Bu düştüğünde de Bitcoin ha bak düşüyorsun sen scamsın zaten deyip daha da pamplanması lazım. Yani buna karşı, bunun her hareketine karşı Bitcoin'in yukarı gitmesi gerekiyor. Aynı şey altcoin'ler için de geçerli. Eskiden öyleydi. Bitcoin düşerdi, altcoin'ler artardı. Normalde altcoin'leri Bitcoin götürmez, götüremez zaten. Ne alakası var altcoin'lerle Bitcoin'in? Altcoin'ler Bitcoin'leri götürür. Altcoin var diye Bitcoin vardır. Altcoin'ler yoksa Bitcoin normal NAV'dan farkı olmayan bir currency'dir. Beş para etmez. Hiçbir amacı olmayan. Ya olursa coin'idir yani. Bitcoin'i Bitcoin yapan altcoin'lerdir. Ben ne diyorum? Bitcoin'de Bitcoin'e boğa boğa 2017 boğası 2017 boğası deyip diyorlar ya. Bitcoin'in asıl boğası 2013'te başladı. Burada. Çünkü burada altcoin'ler çıkmaya başladı. Burada kendi kendine böyle artıyordu. 14-15 dolardı yani. Ama şu pikte şuradaki muhabbette hani o 2013'ten sonra işte Litecoin falan filan çıkmaya başladı. Diğer salak salak şimdi olmayan coin'ler çıkmaya başladı. Alt coin'ler çıkmaya başladı. 2015'ten sonra da şuradan Ethereum çıktı. Ethereum ve tokenler çıktı. Bak altcoin token farklı şeydir. Platformlar çıkmaya başladı. Bitcoin artıyor diye çıkmadı onlar. Onlar çıktı diye Bitcoin arttı. Doğal olarak şu anki durum Bitcoin düşerken altcoin'lerin düşmesi falan filan saçmalıktan başka bir şey değil. Tamamıyla borsa manipülasyonu ve ekiplerin manipülasyonu biraz da ama ekiplerin de elinin zayıf olmasının manipülasyonuna müsaade ediyorlar onlar da. Müsaade etmek zorunda kalıyor adam. Niye? Ağzını açamıyor ki herif. Ağzını açmaya kalktığı zaman 70 tane retweet geliyor ya. Ne desin bu herif CZ'ye? Herif bütün gücü eline almış CZ. İstediği coin'i dumplayabiliyor, istediği coin'i pumplayabiliyor. 1,5 milyar dolar anlaşma yapmış coin'in şey etti yani. 1,5 milyar dolar yatırım almış coin %30, %40 düşer mi lan? Ama futures varsa düşüyor işte. Haber satılır değil bu olay. Haberi önceden fiyatlanmıştı. Değil. O haber şeyi yok ki önceden. Söylentisi yok. Haber geldi şak diye çakıldı aşağı. Hayırdır? Yani sen mi onlara yatırım yaptın? Onlar mı sana yatırım yaptı? Böyle saçmalık mı olur? Ya da bu. Bu da düştü. Ya tekrar diyorum bu coin 1,3 milyar dolar yatırım aldı ya.
Burada hani göstereyim onu da haber şeysin de yani. Teknoloji konsorsiyumu 1,3 milyar dolar para harcadı. Filecoin mining fasilitesi şeyi tesisi için. Spent diyor. Ya, alacak değil bak. Harcamış zaten halihazırda kurmuş herifler. 1,3 milyar dolar yatırım yapmış herifler. Filecoin madenciliği için. Kaç düştü ya? Yüzde kaç düştü bu? %33. Böyle saçmalık olur mu? Bunu bu Filecoin'in komitesinin soruyor olması lazım. Kardeş sen yatırımı niye, nereye aldın o zaman? Ben yatırım alan şey değeri düşer mi? Bitcoin düşmüştü lan. Ne alakası var Bitcoin'e kardeşim senin yaptığın işin? O zaman bu herifler gidip Bitcoin'e yatırım yapsalardı. Gerizekalı mı bu adamlar? Ama futures'ı varsa düşer işte. Çünkü bu haber öncesi sen futures açarsın. Normalde bu haberle birlikte bu coin'in şuradan şah diye pamplanması lazım. 1,3 milyar dolardan bahsediyorsun. 1,3 milyar dolar Bitcoin'e girdi. 10 bin dolardan 50 bin dolara çıktı Bitcoin. Bitcoin'e bak. Yani buna 1,3 milyar dolar girse girdiğinde bunun 3.000-5.000 dolara falan fırlaması lazım yani 150 dolardan. Ama futures varsa fırlamıyor işte. Komünitede hani teknoloji meraklısı olmadığı için komünitede 150'de gireyim 160'da çekeyim bana ne Filecoin'den kafasında işlem yaptığı için Telegram'ına bile girip sormadığı için Twitter'ına bile girip sormadığı için CZ denen atırsızı da istediği gibi oynayabiliyor coin'le ve ekipler de ağzını açamıyor. Çünkü ağzını açmaya kalktığında böyle oluyor işte. 70 tane betelik. Ne desin bu herif? Komitesi olarak arkasında duruyor musun sen bunun? Yok. Mesajla savaşsın. Tamam savaşsın herif de. Kimse yok arkası. Arkası dur bakıyor. Kimse herkes kaçmış anasının arkasındaki. Ne diyecek adam? O yüzden diyoruz sosyal hacim kasmanız gerekiyor. Tweet atmanız gerekiyor. Ondan sonra battım ben demeyin. Batarsınız siz. Zaten o kafayla da batın siz. Ve onun başka bir şeyiyle yani ben olsam ben de onu yaparım. D-Live'a attım şimdi mail. Bugün geldi cevap. Teknik ekibi belirtilmişler. O cevap bakacağız şeyine. Ben de onu yapacağım. Lan ben burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Komite bana destek olmuyor. O zaman ben destek olanlara bakarım. Diğerleri de batsın anasını satayım. Bana ne derim yani Saşa'nın yerinde olsam. CZ oynasın bunlarla istediği gibi. İşte D-Live'den cevap geldiğinde ne kadar limon bağışı, kim ne kadar limon bağışı yapmış. Sadece ilk onu görebiliyorsun. Hepsini istedim. Bakacağız. Bütün limon bağışçılarını alacağım. Ayrı bir yere getireceğim. Kanal abonelerini de çıkartacağız yani. Olmasın kimse abone. Ne bir tweet yapıyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Gerek yok. Destek olan adamla giderim ben. Saçı da onu diyor. Ulan retweet bile yapmıyorsunuz. Ondan sonra kalk beni savaşa davet et. Gideceğim dayak yiyeceğim bir de orada. Bu adamlar da böyle istediği gibi manipülasyon yapıyor bunlar. Ya bunu gene çakacaklar şimdi. Burayı kırdım aşağı. Bir kırdı zaten artık beni. Böyle götürmeyecekleri belli yani. Böyle bir üçgen yaptıkları zaman hep kırıyorlar onu aşağı. Hani ortada bir tane kötü haber yok. Ama her ne ekmezse düşüyor.
Filecoin'de olduğu gibi işte bütün haberler olumlu ama her ne ekmese düşüyor. Niye? Çünkü olumlu haberin üstüne bunun fiyatlanması gerekir. Hani söylentiyi al haberi satma mevzusu değil orada. O klasik boşta geçerli o. Orada bile geçerli olmaması gerekiyor da neyse. Borsa simsarlarını çıkarttı. Dolandırıcılık mekanizması o. Bundaki bütün haberler olumlu. Ama düşüyor fiyat. Niye? Futures var. Diyorum ya batacak. Altcoin'ler niye gidemiyor? Batacak çünkü. Daha birkaç yayın önce bahsetmiştik. Yaptıkları mevzunun şeyini anlatmıştık yani. Bu atom mesela getir atomu. Kanırta. 4 saatlik mumlarda yaptıklarını söylemiştim yani. Getir böyle kanırta buralarda tut. Buralarda zorla tut o coin'i. Hani fi al fi al fi al fi al. Zaten futures'la giriyor herkes. Fi al fi al fi al fi al. Hani fiye dayanamayan çıksın. Fiye dayanabilen de yani kar yok. 1000 dolar fiyo ödemişsin. 1200 dolar kar vermiş sana. Yaptığı bu. Ha burada almadın mı o 200 dolar karı? Çakıyor. Diyor ki haydi zararına kapat şimdi. Kapatmadın mı zararına mı kapattın? Ondan sonra pumplıyor gene. Tekrar seni yukarıdan sokuyor. Ha, gidiyorum ben diyor. Ondan sonra hop komple ikide ediyor. Her coin'de yaptıkları bu. Hayırdır ne oldu buna bu gidiyordu. Niye yine şimdi geldi yine aynı yerine? Burada bir tane üçgen yapmıştık da onu erken kırmış da o üçgene tekrar soktuk böyle böyle götüreceğiz. Projenin bir önemi yok yani. Yani atom zincirinin hiçbir önemi yok. Yani olay bu üçgen. Update yapmışsın, dünyayı kurtarıyormuşsun. Dünyanın en hızlı zincirini, şeyini, Bitcoin namına koyacakmışsın. Onların hiçbir önemi yok. Önemli olan bu üçgen. Burada bir üçgeni yaptık ya. Siklet update'i. Güncellemeler de boş ver. O güncellemeler de hiçbir işe yaramıyor zaten. Hani güncellemenin tillağını yapsan da fiyatlanmayacak bu. Önemli olan bu üçgen. Bu üçgen de Bitcoin'e bakıyor. Gerek yok. CZ, CZ, CZ. Hep de CZ'ye sövüyorsun. Arada bir fark görüyor musunuz? Binance'de CZ aslında. 100 dolar fark var. Niye 100 dolar fark var? Bu baskılıyor çünkü fiyatı. 300'te de geçirdi, ele geçirdi şeyi. Hacmi. Ben yıllardır diyorum bu adam varken altcoin borsası gelemez zaten. Geldi ya. Bu değil altcoin borsası. Bu coin buradayken boğama yok. 27 bin satışlı. İko fiyatının 3 bin satışı altında ya da İko fiyatında şu anda. 5 yıl geçmiş üstünden. Ethereum 46 bin satışlı. Bunun ATS nerede? Bunun boğası ATS'den sonra. Ya da Dash. Bu atırsızın bu borsayı açtıktan sonra bütün coinler düştü. Bu ne? Bitcoin dominansı çıkmış düşmüş şeye %50'ye. Nereye gitti bu kadar para? %70'ken de aynıydı bu coinler. %50 Bitcoin dominansı %20 düşmüş. Yine aynı yerde bu coinler.
O zaman Tether'de duruyorlar bunlar. Tether 50 milyar dolar oldu. Bir de shitcoin'leri pumpladılar. Hottur mottur salak salak coin'ler. Kimsenin elinde olmayan coin'lerden. Millete verdiler 3-5 kuruş para. Bir o. Bir de bu. Bunda duruyorlar. Bunun uyarısını mesela Altcoin TR'deyken yapmıştım. Burada bir tehlike var. Bu kadar artıyor. Bu dominans düşüyor. Bitcoin hiçbir yere gitmiyor. Altcoin'lerde olduğu yerde sayıyorsa bu herifler Tether'e çıkıyor demektir. Bu ne demek? O Binance kapanacak demek. Orada tehlike o. Kapanır bu Binance. Herifler Tether'e çıkıyor lan. Kaçıyor adamlar işte. Altcoin'leri satıyorlar Tether karşısında. Bitcoin'i satıyorlar Tether karşısında. Bu Tether altcoin'lere girmiyor. Habire yeni yeni Tether basılıyor. 50 milyar Tether basılmış. Bu Tether altcoin'lere girmiyor. Tether dolar değil ki. Tether çıkış aracı. Sana 50 binden 60 binden Bitcoin'i itelediler o zaman. Nasıl iteleyecekler bunu? Sen dolar basıyorsun değil mi? Yani dolar yatırıyorsun bu heriflere. O dolarla alamıyorsun ki borsada. Tether'le alıyorsun. Senin o yatırdığın bu dolar karşılığı herif Tether basıyor burada. O Tether'i gönderiyor borsaya. Al diyor. Sat o Bitcoin'i buna. Sen herife dolar yatırıyorsun. Adam sana Tether veriyor. Sen o Tether'le gidip Bitcoin alıyorsun 50 bin dolardan. Adamın Bitcoin'i Tether'e dönmüş oluyor. Sonra o Tether'i herif senin o yatırdığın dolarla swap yapıyor. Alıyor dolarını gidiyor. Sen de kalıyorsun Bitcoin'le. En sonunda Tether'de olacak mesela Bitcoin'in market cap'ine erişecek. Atıyorum. 900 milyar Tether olacak. Sonra Tether'i kapatıp izleyecekler. Ne yapacağım ben 900 milyar tane Tether'le? Çalışmıyor bu proje. Bitti. Bitfinex'i de kapadık. Tether'deki sıkıntı o. Ama bunu komünite şey edecek, söyleyecek. Kardeş siz ne yapıyorsunuz ya? LTC MTC diyemezsin. Orada dedim ben para benim primim kardeş. Hani DX'i artınca ben oynarım ona göre. Diyecek. Yani dolar artınca Türk lirası yamulmuyor mu? Aynı şey. BTC artınca da LTC de yamulur. Ya da artar ona göre. Onun şeyi farklı ama işte BTC artınca Waves niye düşüyor? İşte SXP niye düşüyor? EOS niye düşüyor? Hayırdır? Tron niye düşüyor? Siz para birimi değilsiniz ki. Benim platformum mu çalışmıyor? Hayırdır? Bunu komite soracak. Komite zorlayacak. Komite zorlamazsa o coin'in ekipleri de işine geliyor zaten ya. Yani güçsüz olduğunu hissettiği için ekip sessiz kalmayı da tercih ediyor bu manipülasyonlara. Sen olsan sen de öyle yaparsın. Düşünsene bir tane proje yapmışsın. Borsanın birine girmişsin. Borsa ağzına sıçıyor senin. Olmayan coinleri satıp satıp dumpluyor senin projeni. Ve hiçbir şey yapamıyorsun. Ne diyeceksin o borsaya? Arkanda güç olsa diyeceksin işte bizim Fenolara dediğimiz şey 500 binden takipçisi var adamın. Hala borsa yalaması derdinde. Hala yalacak yer arıyor. Ya da Erkan Öz işte. Hani kaç tane takipçisi var? 100, 200 bin tane takipçisi var. Yani Todex'e ihtiyacı mı var senin? Ne oldu şimdi? Utanmadan hala video atıyor ya.
Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Kitle ve kitlede yüksek takipçili hesaplar böyle. Coin ekipleri hani yani kitle bunları takip ediyor. Bunların dediğini şey diyor. Coin ekibi de sesini çıkartamıyor mecbur. Ne yapsın herif? Saşa ne yapsın mesela? Baktığında ya da işte VeChain'in CEO'su ne yapsın? İşte S6P'nin CEO'su ne yapsın? Ya da Atom'un CEO'su işte Emin Hoca ne yapsın? Böyle piç etti şeyini. Buradan böyle çaksa gitti. Bu. Ne yapacak Emin Hoca? 2 dolara geri gelecek bu. Ne yapabilir? Ağzını açsa ne yapıyorsunuz kardeşim dese ben zaten scamsın. Hep delist edecekler bunu. Ben çıkartmıştım bunu buraya kadar zaten. Ben damplarım bunu oraya kadar diyecek. CZ. Senin bir fonksiyonun yok mu işte diyecek. Scammışsın zaten. Bu CZ dediği var bunun. Demişliği var yani ya CZ'nin. Öyle de delist etmişliği var coin'lerin. Kafasını kaldıran yani kardeş ne yapıyorsun sen diyen coinler delist etmişliği var CZ'nin yani. Ama komünite sorsa bunlara komünite coin ekiplerinin doğru düzgün arkasında dursa yani Avax'ı alayım 20 dolarda da 30 dolarda satayım kafasıyla hareket etmese komünite Avax 30 da olmayacak. 300 olacak zaten. Komünite o kafayla giderse. Ve komünite o mantıkla hareket etse, o mantıkla yaklaşsa, o mantıkla destek olsa bu adamlar da bu merkezi borsalardan bu kan emicilere karşı dik durabilecek mesela baktığında. Ona rağmen hani komünitenin bunu zorlamasına rağmen bu adamlar hala o merkezi borsalara yaranma derdine geliyorsa o proje skendir zaten. Düşünsene bütün komünite kardeş delist ol diyor. Sen hala yok yok Binance güzeldir diyorsan sen Binance'la ortak millet dötüklüyorsundur yani. Derdin proje muraje değildir. Bütün komünite atıyorum 200 bin tane takipçim var diyelim. Emin Hoca ne kadar takipçisi var? Kaç tane takip söyleyeyim hocam? 130 bin tane takipçisi var. 100 bin tanesi kardeş bu ne böyle dediğini düşünsenize. Yani Bitcoin fiyatıyla ne alakası var bizim projemizin fiyatının? Bitcoin düşüyor diye biz niye düşüyoruz kardeşim? Sen güncelleme yapmıştın bilmem ne yapmıştın o kadar. 60 dolardık şimdi niye 30 dolarız biz 20 dolarız? Bitcoin artmışmış çıkmışmış. Biz zaten Bitcoin'e karşı çıkmadık mı? Bitcoin düşerken bizim daha çok düşüyor olmamız gerekmiyor mu? Bu manipülasyon nedir? Diye sormsa komünite orada verecek iki tane cevap var. Ya Emin Gülsürer kendisi yapıyor bu manipülasyonu ve ekibi ya da borsalar yapıyor. Borsalar yapıyorsa da orada verilecek tepki yine iki tane. Ya karşı duracaksın. Kardeşim kapatın şu manipülasyonu. Sizin de manipülasyonda Allah belanızı versin. Delistedin bu coin'i. Biz kendi işimize bakarız. Ya da o borsaları yalamaya devam edecekler. O coin ekipleri ve komünitesi. Böyle de öpülmeye devam edecekler yani. Mevzu bu. Olayı Futures'a dökmüşsünüz. Her şey Futures'tan üstünden dönüyor. Coin'in projesi, projenin şeyinin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi Fil 1 milyar dolarlık, 1,5 milyar dolarlık anlaşma yapıyor ama sadece Futures var diye çakıyorlar aşağısı. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama işte işin içinde CZ varsa oluyor. O da neden? Olmayan coin işte. Ne diyorsun sen diyenler olacak illa ki? Todex. 5 milyon tane Doge'yi satarsan o Doge'de 10 spamladın batarsın kardeş. Bana mı sordun 5 milyon Doge'yi satarken?
Elinde yok ki öyle bir doge. Elinde var atıyorum 1 milyon doge. 1 liradan satmışsın onları. Artı bir de aa millet alıyor diye 4 milyon daha satmışsın. Sonra Elon Musk tweet atmış. Doge 5x yapmış. 1 TL'lik coin olmuş 5 TL. Millet de demiş ki o bu gidiyor. Doge Bitcoin'in yerine geçecekmiş. Aztek de video yapmış zaten. Bitcoin sıkenmiş. Doge şey olacakmış. Elon Musk da Doge'yi kullanacakmış. O zaman biz bu Doge'leri cüzdanlara çekelim diyor. Doge 100 lira olacakmış Doge. Cüzdanlara çekmek için sana sipariş veriyor. Hani şey withdraw emri veriyor. Ve sende yok ki öyle bir doge. Sen doge artmazdı ya. İteledin geçtin sürekli. Bir anda 5x artınca sen 5 milyon TL'ye sattın 5 milyon dogeyi. Doge 5x yapınca nereden bulacaksın 30 milyon TL'yi? 30 milyon TL bulup Binance'e gidip alıp o adamlara vermen lazım. Durup dururken 25 milyon TL zarar. Haydi bay bay. Olan bu. Para bunun da başına bu gelecek. Bu ve işte bu kadar uğraşan büyük ihtimal para bu. Buradan ben uyarımı yapayım yani. Yani. Bu coin'le uğraşmayı bıraksınlar. Ellerinde 800 bin tane Waze var. Onu da 1 milyon yapmışlardır. Türk kafasıyla bu coin'le uğraşmayı bıraksınlar. Saşa'ya mail atsınlar. Saşa alsın o coin'leri bu salaklardan. Parasını verip. Saşa göbek ata ata alır o coin'leri. Yoksa bu coin es kaza böyle bir 30 dolar olursa paribu da batar arkadaşlar. Çünkü elindeki coin sayısından fazlasını satıyorlar. Olursa görürüz. Yani sen işte CZ onun alasını yapıyor zaten. Bak. Finex'te fiyat nerede? Burada nerede yani? Bitstamp'ta nerede? Burada nerede? Kore'de zaten 70 bin dolarlarda Bitcoin fiyatı 60 binlerde. 70 binlerde yani. Ama bu tutuyor. Niye? Yok para yok para para. Ya Bitcoin'leri verecek. Ya dolar verecek. Yani kişisel servetinden yiyecek. Todex'in yapmadığını ya yapacak ya da Todex'in yaptığını yapacak. Kaçmaz demeyin. MTGOX kaçtı işte. Bir dünya borsa kaçtı. 2 gün önce TODEX kaçtı ya. Daha ne ya? Daha ötesi yok yani bunun. Yaptığı iş aynı. Daha büyüğünü yapıyor üstelik. Ama Vinicius'tan kazanıyor o kadar. Demek ki kazanmıyor kardeş. Bunları pamplayamadığına göre. Demek ki o kadar da kazanamıyor. Çünkü ne olursa olsun Futures'da longlar shortları, shortlar longları diyor ya. Hani yani o kazanamıyor. Millet kazanıyor gene. Atıyorum o oradan %2, %3 alıyor. Ya da %5 alıyor. Yetmiyor demek ki ama. O sattığı coinleri geri almak için kazandığı para yetmiyor. Atıyorum 100 milyon dolarlık coin satmış. Bütün markette. Ama kazandığı para dağıttıklarıyla beraber 20 milyon dolar. 80 milyon dolar lazım. O coin'leri pamplayabilmek için. Hatta 160 lazım. 2x pamplamak için atıyorum. Yok. Neden bu kadar parayı? Böyle bir kısır döngü. İşte şeyin, Todex'in Doge satması ya da diğer coin'leri satması mevzusu. Nereden bulacak o kadar parayı? Pamplanmış coin artık. Ne diyorduk? Bu ada batacak borsalar. O olmayan coinleri satmanın bedelini ödeyecekler. Sana ne? Sana ne ya? Hani Bitcoin ister 100 bin dolar olur bir saniye içinde. İster 1 dolar olur. Sana ne kardeşim? Sen ne karışıyorsun ona?
Alıcı varsa alır, istediği fiyattan alır, keyfi bilir. Herif 1 milyon dolar vermek istiyorsa Bitcoin'e o anda 1 milyon dolar verecek. Yapacak bir şey yok ona. Ya da adam 1 dolardan satmak istiyorsa 1 dolardan satacak. Sen ne karışıyorsun ona? Hacim yapacağım ayağına, bilmem ne yapacağım ayağına, grafik yapacağım ayağına. Sana ne kardeşim? Ve işte oluyor işte. Ve işte, exchange'de. Bir bakıyorsun 10x artmış coin'e, 1000x artmış token. 2 dakika sonra eksi 1000x'te. Adam 1000x'e kadar aldıysa yapacak bir şey yok. Ona almasaydı ne yapalım yani? Satıcı yok. Adam almak istiyor. 1000x'e kadar artıracak o fiyatı yani. Adam Bitcoin mi almak istiyorsun kardeşim sen? Hani yok, satan yok. E ben alacağım. E yok, satan yok kardeş. Hatta o zaman o order'ı yukarı koyacaksın. Koyacaksın buraya. 70.000'e. Satan yok. E 80'e koyacaksın. E satan yok. E 100'e koyacaksın kardeş illa almak istiyorsan. Bana ne? Hala satan yok. 1 milyona koyacaksın. Hala satan yoksa 10 milyona koyacaksın illa almak istiyorsan. Almak isteyen sensin. Bana ne? Satmıyorum kardeş. Sen bunu engellemek için, bu mekanizmayı engellemek için burada sahte coinlerle tutmaya çalışıyorsun bu markette. Hacim yapacağım, fiyat alacağım, bilmem ne alacağım diye. Devletler de bunu söylüyor zaten ya, sana ne kardeşim ya? Kim alıyorsa, kim satıyorsa sana giren çıkan bir şey yok. Sen ne karışıyorsun ona? Sen ne grafik yapmaya çalışıyorsun borsa olarak? Yani market maker'lık bu değil. Yani anlık yapabilirsin hani. O da hani onun da belli kriterleri olması lazım. Ya market maker'lık nedir? O an sende yoktur. Yandaki borsada şey yaparsan o gün halledebiliyor olman gerekiyor o iş. Hani herif bir malın biri gelmiştir senden 10 bin tane Bitcoin almak istiyordur. Hep bütün borsalarda top almayacağım kardeş, ben sadece Binance'den alacağım diyordur. Sen o gün o 10 bin tane Bitcoin'i bulabiliyorsan bulabiliyorsundur. Bulamıyorsan bulamıyorsundur. Yapacak bir şey yok. Onu bir haftaya yayamazsın. Yani 10 bin tane Bitcoin'e müşteriyi kaçırmayacağım diye. Bütün bir Bitcoin marketini böyle yamultamazsın. O manipülasyon oluyor işte. Yapılan da bu. Ya da birileri satmak istiyor diye buyursun satsın. Alıcı varsa satsın. Alıcı yoksa, satmak istiyorsa 1 dolara kadar inecek, bu yapacak bir şey yok. Sen niye sahte order giyiyorsun oraya, alımı order'ı? Ondan sonra adam parasını çekmeye çalıştığında para yok diyorsun. Bu tarz işlerde hani ben hep diyorum ya, hani satamazsın. Yani satamıyor olman gerekiyor. Böyle olur. Bak gaplı olur. Ne gerek? Yani birisi yüklü satmaya kalktığı zaman altta order'la kalkar. Burada görüldüğü gibi. Kırmızı mum geldiği anda kalkıyor order'la. Bak, kaplı 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 iniyor. Çünkü kırmızı mum geldiğinde millet korkuyor. Ne alacağım ya, düşecek gibi yani, hani ya aşağı düşerse diye aşağı ordu girmeye başlıyor. Niye yükseldiğini alasın? Bitcoin de öyle mi? Değil. Bütün grafik dolu. Ya bu nasıl mümkün olabiliyor ya? Bütün grafik doluysa alanla satıcılar eşit demektir yani. O zaman da dümdüz bir çizgi halinde gitmesi lazım bunun. Hiç artmadan yatay. Böyle dümdüz gidiyor olması lazım. Alış satıcı eşitse. Değil. Full manipülasyon. Grafik. Grafik çizeceğim ayağına. Grafik öyle çizilmez. Devletler de bunu diyor zaten. Karışma kardeşim siz. Bunu çakacaklar şimdi aşağı.
bunu. Herkes long'da gene A döndü, A dönecek, A döndü, A dönecek, A döndü, A dönecek diye. Öyle bir durumu var şu anda. Bu 42'ye gelmeden yani 44, 45 YouTube'da, Twitter'da hep söylüyorlar ya 44, 44, 44 diye. Yani o 44'te tweetini atmıştım. Yine hani retweet yapmadınız tweet'i. O şurası. Şu haftalık şeyin haftalık bir işte günlük haftalık diyelim ona. Yani haftalığın retestinin retesti gene. Çünkü şurada bir kere retest yapıldı. Şunun retesti işte 45 44 filan. O. Ama hani inşallah hani tutarsa. Tamam tutacağını şu an için. Yani dokundurup oraya aniden dönerse ona bakacağız. Yani dokundurup aniden dönmesi gerekiyor. Şu an. Yani bugün yapabilirler mi? Bugün hafta kapanıyor. O zor. Hani bir dahaki hafta hani yani şeyin kapanışından itibaren hani bu gece yani yine sonuçta. Hafta açılışı kapanıp hani mum açıldığında çakılıp tekrar yukarı gitmesi gerekiyor. Anında. Anında ama. Yani yarım saat bile beklememesi gerekiyor orada. Yani 44'e dokunma derdindelerse eğer illa o 44'te dokunma orada yarım saat bile beklememeleri gerekiyor. Çünkü bütün dünya onu bekliyor. Orada yarım saatten fazla durursa yani 5 dakika bile fazla da yarım saat diyorum ben. Orada yarım saatten fazla durursa aha dönüyor diye herkes longa girecek gene. Olacak olan gene belli. Yukarı vites, aşağı bam. Çünkü hep diyorum ya Bitcoin'e short açılmaz. Kriptoya short açılmaz. Bunlar short açılabilen şeyler değil. Short açılır. Açan adam bir günden fazla durmaz o shortta. Scalpçı açar shortu. 49.300'de açar, 49'da kapatır. Ondan sonra istiyorsak o 1000 doları düşsün, durmaz o herif orada. O riske girmez çünkü short döndüğü anda onu kurtaramazsın o pozisyonu bir daha. Kimse de o riske girmez. Ama long'da girer o pozisyona adam. Atıyorum 49.300'de açtı. Düştü fiyat. Burada bir daha açar ortalama düşürür. Yine düştü. Bir daha açar ortalama düşürür. Yine düştü. Para ekler ortalama düşürür. Yine düştü. Şey yapar. Bir yerden dönecek bu kodumun coin'i. Sıfırlanacak hal yok ya. Kafa budur. Long pozisyonu kurtarabilirsin. Ama short'u kurtaramazsın. O yüzden de kimse uzun vadeli short açmaz. İstiyorsa bu 1000 dolara yani desinler ki yarın 1000 dolar olacak bu Bitcoin. Short aç gene açmazlar. İyi 1000 dolar olsun da long açayım derler. Çünkü 1000 dolar olduktan sonra yukarı dönmeyecek mi? O da garanti. Çünkü ya 1000 dolardan hani şey olmazsa hani 49'da açtın işte 30 binden geri döndü gitti. Ne yapacaksın? Ya olmazsa 1000 dolar. O yüzden long açacak. Açma fırsatı kollar herkes. Düşsün de long aç. Ne yapacak işte? Yani şuraya düşsün. 28'de düşsün de long açayım diyecek. Buradan dönerse. Ne olacak buradan yani işte? 10x long açsam bir %10 daha düşmesi lazım. Nereye düşecek? 19'a mı düşecek? Buradan açarım long. Bunu beklerim. Gene mi düşecek? Hani buradan bir tane daha açarım. Herkes onun peşinde. Çünkü bu arttı mı sonsuza kadar gitmeyecek mi güzel kardeşim? Bir de öyle bir olay var. Yani işin içinden çıkamadıkları nokta da o. Kumar muhabbeti. İşin. Herif 1000 dolar yatırıyor. Her düştüğü yerde mesela sileyim. Her düştüğü yerde 10 dolarla 100x açıyor. 43'e mi düştü? 10 dolar 100x. Ne yapacaksın? Ligi de mi edeceksin? Bedamına koy. Buraya mı düşecek? 10 dolar 100x.
Ya da şuraya mı düşecek? 10 dolar 100x. Buraya mı düşecek? 10 dolar gitsin 10 dolar ya. Sıkıntı yok. Kafa bu. Bot bağlamışlar buna. Buraya mı düşecek? 10 dolar 100x. Her dersteki 10 dolar 100x girmiştir. Herifler botla. Her yere. Siz yapın diye demiyorum yani. Kumar. Bu işin kumarı da bu. 10 dolar 100x, 10 dolar 100x, 10 dolar 100x. Etsin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hadi burada da yapalım. 100 dolar. Hadi şuraya da yapalım. 110. Buraya da yapalım. 8200. 120. 130. 140. Şöyle yapalım. 150. Şurada yapalım. 160. 170 dolar. 10 dolar 100. Al sana taklit. Limon parası. 10 dolar likidet. Çok hızlı konuşuyorum. Likidet. Bir yerden dönmeyecek mi bu? Bir tanesini yakalasam yetiyor. Bütün parayı çıkartıyorum. Kolay bu. O yüzden çıkamadı işin içinden. Buna futures açılmaz. En fazla 170 doların gidecek. Burada 3000 dolara kadar çakacaklar. Bir yerden dönecek bu. Ya da sıfırlanırsa zaten hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Binance komple kapatıp kaçarsa hiçbir şeyin bir önemi kalmıyor. Bunun için bot da yapmıştır adamlar yani. Çünkü bir tanesini yakalasan atıyorum şuradakini yakaladın. 10 bin dolardakini yakaladın. Hani yakaladığın yerde de döndü. %300-500 gidiyor ya. 100x yapsan 40, %40 bin falan yapıyorsun yani. 10 doların 4 bin dolar oluyor. O sebeple yani o çaldıkları paraları verecekler. Ya da aynen Todex gibi maalesef kaçıp gidecekler. Ya da hacklenecek işte. Ve orada da komünitenin yani ayık olması gerekiyor. Komünite asıl olan komünite de kriptoda. Sen diyeceksin ona. Kardeş ne yapıyorsunuz siz ya? Ne var? Ya yemişim senin grafiğini. Satıyorsa satsın, satmıyorsa satmasın kardeş. Bunu satıyorsa biri de alıyor demektir bu burada duruyorsa. Yok Balina'nın biri satıyormuş da falanmış da filanmış da düşüyormuş da. E kim alıyor bunu o zaman? Hikayeden iş. Tamam bunu satıyor tamam. Hani Balina'nın biri satıyor. Bitcoin'i satsın eyvallah satabilir. E biri de alıyor alsın eyvallah alabilir. La bu niye düşüyor o zaman? O aynı balinada bundan da mı var? Aynı balinada bundan da mı var? Avax'tan da mı var? Avax'ta mı satıyor oraya herif? Bu niye düşüyor? Bağlamışsınız hepsine bot. Market düşüyor diye bu diye bu düşüyor. Öyle bir olay yok kardeş. Market düşüyor diye bu düşmez. Ama sen o marketin botunu yani bunun botunu buna göre ayarlarsan Bitcoin düşerken öbürü de düşer işte. Çünkü öbüründe yoktan satıyorsun coin'i. Sen satıyorsun onu. Kimsenin sattığı yok. Holder'ların hiçbiri satmıyor. Balinaların hiçbiri satmıyor bunu. Ama her ne ekmezse düşüyor. Çünkü buna bot ayarlamışsın. Market Maker botu bütün coin'leri düşürüyor. Bitcoin satılıyor diye. Birisi Bitcoin satıyor. Veys'ten var o herifte. Veys şey düşüyor. Ula bu düşüyor. Bu. Bu düşüyor ya.
Ya bu ne alaka ya? Bu ne alaka? Bu ne alaka? Ya da bu düşüyor. Bu ne alaka? Bütün hepsini ayarlamışsınız botu. Olmayan coinleri satıp satıp düşürüyorsunuz markete işte. Onun şeyini şey söylemiştik yani daha önce. Elinde safe haven var. 100 dolarlık safe haven var elinde. İşte atıyorum 10 bin dolarlık da Bitcoin var elinde. Bitcoin düşerken aman aman dur Bitcoin düşüyormuş işte ben safe haven satayım mı dersin ya? 100 doları mı kurtarmaya çalışıyorsun? Bitcoin'i mi kurtarmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Bu niye düşüyor? Hangi gerizekalı bakar buna? O anda. Nulç düştü mesela. Kaç oldunuz? Biriniz baktı mı ona? 2x düştü. Ya elinde var 1000 dolarlık Nus, 10 bin dolarlık, 50 bin dolarlık Bitcoin var. Buna mı bakacaksın Allah aşkına? Batıyorsa bassın ya 1000 dolar. 10 bin dolar kaybetmektense 1000 dolar kaybedeyim ben. Bununla uğraşamam ben yani o anda. 10 bin dolar zarar edeceksen bu para ne? Bununla batıyorsa bassın 10 bin doları kurtarayım. Bu da düşecekse ya. Normalde düşmemesi gerekiyor ama alttan alırım yani en azından. Ne alakası var bunlarla şeyin? Bitcoin'in düşmesinin. Bitcoin balinası satıyor. Tamam Bitcoin balinası. Bitcoin satıyor kardeş. Nolu satmıyor ama herifte nolu yok çünkü. Düşerken hepsi aynı grafik oluyor. İşte o. Hepsi aynı grafik olmasının sebebi olmayan coin. Borsada yok öyle bir coin. Bağlamışlar botu bütün coinlere. Bitcoin'e göre ayarlıyorlar hepsini. Hepsinin fiyatını. Ekipler de bir şey diyemiyor. Kardeş siz Bitcoin'e göre bütün marketin ağzına sıçıyorsunuz. Benim bütün projemin içine ediyorsunuz. Ben güncelleme yapmışım. Hani Waze olarak yeni arayüz yapmışım. Bir şey yapacağım. Bütün dünyayı ben kurtaracağım. Sen burada Bitcoin'le oynuyorsun diye benim projem piç oluyor kardeşim ya. Diyemiyor. Niye diyemiyor? Çünkü burada tweet atmak aklına 20 tane retweet geliyor herife. Ondan sonra da siz ağlayıp duruyorsunuz işte. Battık biz. Yani batarsınız bu kafayla. 320 kişi izliyor. Niye izliyorsunuz? Ne yapacağınız izleyin. Tweet yok, retweet yok, o yok, bu yok. Bağış yok, destek olmak yok. Ondan sonra incittiler bizi. İncittiler seni. Kimse burada yani bedava ekmek ve fare kapandan var. Öyle bir şey diyorlar diye. Ondan işte. O paraları dağıtmak zorundalar. Ama dağıtmak istemiyorlar. O paraları isteyeceksin. Kardeş ben sana yatırım yaptım. Senin projene ICO'da yatırım yaptım. Sasha. Emin abi. Bak bizdensin. Türksün sen de. Ben senin projene yatırım yaptım. ICO'da sana atıyorum 5 BTC para verdim. Bu ne hal lan? Diyeceksin buna. Sen onu ona diyeceksin. O da gidecek CZ'ye diyecek işte. Bu ne arkadaş ne oynatıyor bu coin'le? Delist beni. Lanet olsun Binance'e girdim ya da işte Bittrex'e girdim ya hangi borsaya girdiyse artık. Oynatırmayın benim coin'imi. Ben burada iş yapmaya çalışıyorum. Sen benim coin'imi 3x indirip benim bütün projemi piç ediyorsun ya. Satıyormuş birileri. Kim satıyor kardeş? Göster onları bana satanı ben alacağım onları diyebiliyor olması lazım ekiplerin. Çünkü ekiplerini alttan toplamaya çalışıyor diyoruz ya.
Aynen işte şeyin dediği gibi Elon Musk gibi satın doğru gelir ben alacağım. Kim satıyor bana bunu onu göster o zaman o cüzdanları. Sattık mı bunları onlara? Madem birileri satıyor. Kimse sat sen satmıyorsun bunları madem. Ben yani Avax'ları. Olmayan coin'leri sen sat. Benim bir projemi piç etmeye kalkmıyorsun. Tamam o zaman hangi cüzdan da varsa o şey. Bana onları söyle. Sen de zaten hepsi değil mi? Biliyorsun hani hepsinin adını adını biliyorsun. Hani ben bilmiyorum. Benim zincirimde anonim olduğu için ben bilmiyorum ama sen Binance üzerinden şöyle görebiliyorsun adını. Ver onların bana maillerini. Ben mail atayım onlara. Satmak mı istiyormuş? Ben alırım kardeş onları. OTC'den. Kaç tane? 22 var. 25 tane alırım. Der ekipler. Ama yok böyle bir. Ama ekiplerin bunu diyebilmesi için de komünitenin biraz saksıyı çalıştırması gerekiyor. Yoksa daha çok sikerler böyle. Ayı gelecek, boğa gelecek ayağın. Ekiplerin de işine gelir. Komünite salaksa yöneten daha salak oluyor maalesef. Yöneten bazen bir şey yapmak istiyorsa komünite yüzünden yapamıyor. Saçların yaptığı gibi bir tweet attım adam gaza geldi hemen. Retweet sayısı şey olsa vallahi atardı o şeyi. Ben ona dedikten sonra Telegram'dan yazacaktım kardeş diyeceğim. 1000 kişi var arkanda. Hani yaz onu. Sizin de manipülasyonda Allah belanızı versin. Del istedi meclisi. Bizim kendi borsamız var, kendi coin'imiz var, kendi dolarımız var, kendi defimiz var. Sizinle uğraşamayız biz kardeş. Del istedim. Biz, sizinle işimiz yok bizim. Yarın öbür gün kaçıp kaçmayacağınız belli değil. Beysi del istedim. Atardı o tweet'i. Polonyx'e siktiri çekmiş adam bu. Komüniteci bu herif. Ama komünite arkasında durmuyor işte. Mevzu o. Poloniex zamanının Binance'i. Hani yeniler bilmez. ICO'dan sonra, Waves'in ICO'sundan sonra listelemek için para istedi. Sasha'dan. O zamanın parası 100 bin dolar mı? Öyle bir şey istemişti yani. Rakamın bir önemi yok. 100 bin dolar mı? 100 BTC mi? Öyle bir şey istemişti. Ama rakamın bir önemi yok. Waves, Ethereum'dan sonra Ethereum 2015 ICO'su, Waves 2016. Şey de olabilir. 2014-2015 de olabilir. Hatırlamıyorum şimdi. Bir yıl sonrası Waves işte. Ethereum'dan sonra halka arzda ICO'da yani en fazla Bitcoin'i toplayan proje Waves. Kripto tarihinde Ethereum 1, Waves 2. O zamanlar. Halka arzda para toplamada. Sen o coin'den para isteyemezsin istemek için. Poloniex istedi parayı. Sasha da siktir dedi. Siktir dedi. Aztek tabiriyle değil bu ha. Twitter'da fuck you dedi. Nasılsa beni listeleyeceksin eninde sonunda dedi. Poloniex hala listelemiyor bak. Hala listelemiyor reisi. Çünkü fuck you dedi herif. Çünkü o zaman komite vardı arkasında. Komite Bittrex'e baskı yapmıştı. Listelesenize Waves'i diye. Bittrex listelemişti. Sasha Poloniex'te yazmışlar. Para isteyince komiteden kaynaklı Bittrex ilk listelediği için hani o savaşa girmişti Poloniex ve fark demişti şeye. Poloniex'e. Şimdi olsa o komünite arkasını Binance edinecek. Ve o tetiklemeye başlatacak belki herif. Ama CZ'ye atırsız diyoruz. Komünitede eşek hırsız gibi davranınca böyle oluyor işte. Sonu Todex'e bağlanıyor. MTGOX'a bağlanıyor. Bilmem neye bağlanıyor yani. Kaçmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Kaçarlar, hacklenirler. Binance 2 kere 7000 BTC ekletti. Yedişer yedişer. O da söylediği. Bir de onun söylemedikleri varmış. Deyip kapatıyorum artık. Bazı şeyler inşallah oturuyordur, oturmuştur artık. Böyle davranmamanızı istiyorum ama hani niyeyse öyle davranılıyor.
D-Live'a mail attım dediğim gibi. Şu abonelik şeyini, olayını, limon olayını. Çünkü ben göremiyorum. Ve hani böyle olacağını tahmin etmediğim için de hani öbürünü istediğim için herkesin hani gönüllü bir şekilde bir dayanışma içinde iş yapılacağını, destek olunacağını düşündüğüm için hiç onun takibini de yapmadık biz. Hani kim ne kadar limon atmış, ne etmiş, onun hiç takibini yapmadık. Çünkü herkes gönüllü olarak her gün belli sayıda bir destekte bulunur. Belli bir ortalaması olur kanalın. Hani bir gün 40K, bir gün bugün olduğu gibi 4K olmaz. Onun bir belli bir ortalaması olur. Biz de hiç bunu dillendirmek zorunda kalmayız diye düşünmüştük. Maalesef öyle olmadı. Hani kâr edip sessiz olanlar var. Öküz yüküyle kâr edip sessiz olanlar var. Şu an zarar da yazıyor ya, her şey düştü ya. O coinlerden zamanında ne kadar kâr ettikleri de görünüyor şu an. Diyor ki 5000 dolar ve işte zarardayım. 15'te girmiştim. Ve 17 dolardaki sesi çıkmıyordu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden D-Live'a mail attım. Dedim ki ben sadece aylık, günlük ve totalde ilk 10'u görebiliyorum. Hani ilk 10 limon bağışçısını görebiliyorum. Geri kalanları göremiyorum. O yüzden bana kanalın şu ana kadarki bütün limon bağışçılarının total bir listesini gönderir misiniz? Dedim. Cevap geldi bugün. Teknik ekibe ilettik. Gelecek diye. İnşallah hani onu zorluyoruz şu an. Yani gelirse o liste Discord'daki o 200 kişi sanırım bir 20-30'a inecek. Çünkü sadece limon bağışçılarına açılacak Discord. Kanal kapanıp tekrar açılacak yani. Gelmezse de bu sefer manuel eleme yöntemine gireceğiz büyük ihtimal. Yani sizden onu şey yapmanızı isteyeceğiz. Yani komple herkesi bir çıkartacağız Discord'dan. Diyeceğiz ki kardeş tekrar kayıt için Discord'a belge. Yani bizim salaklığımız, kusura bakmayın. Biz belgeyi kabul etmedik ama siz görüyorsunuz ne kadar bağış yaptığınızı kendi kanalınızda. Hani bana ne kadar bağış yaptığını söyle, ona göre şey yapalım. Öyle yapacağız herhalde. Onun dışında limon atmayıp hani bağış yapma durumu olmayan ama kanalda çok aktif olanları zaten değerlendiriyoruz biliyorsunuz. Onlarda bir sıkıntı olmuyor yani. Ama hiç elini taşın altına koymayan hiçbir şeye karışmayan, ne ekonomik olarak, ne duygusal olarak, hiçbir şeye karışmayan arkadaşları da bu şekilde eleme yöntemine gideceğiz. Teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Ya Afşin demiş, hani limon atmayan grupta da hani limon atmamış, retweet yapmıyor. Grupta tek bir mesajı yok. Abone olmuş, Discord'a geliyor. Yok öyle bir dünya kardeş. Olay bu. 10'a döndüreceğiz. D-Live'ın cevabını bekliyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Retweet yapmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşürüz. Bye bye.